Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte eğlenceli bir sulu boya resim çalışması yapacağız. Bu çalışmada 12 numara, 7 numara ve 1 numara yuvarlak uçlu fırçalarımı kullanacağım. Yine kıyafetteki desenler için 10 numara kesik uçlu fırçamızı kullanabiliriz. Öncelikle arkadaşlar bugün bir palyaço resmi seçtim. Daha çok sıcak renkleri ağırlıklı olarak hep birlikte kullanalım, görelim istedim. Biliyorsunuz resimde renklerle ilgili 5 videodan oluşan bir renk bilgisi dersleri adı altında bir seri hazırlamıştım. Orada renkleri doğru ve etkili kullanmak için bazı püf noktalarından bahsetmiştim. Sıcak renkler daha çok resmimize hareket veren, canlılık veren, pozitif bir enerji veren renklerdir. Sadece resimde değil, hayatımızda da böyledir. Dolayısıyla bu resimde sıcak renkleri ağırlıklı olarak kullanmak istiyorum. Aynı zamanda soğuk renkleri de kullanırız. Bu resimde farklı bir kağıt deniyorum. Şu an bu kağıdın markasını hatırlamıyorum ama oldukça dokulu ve ilk defa kullandığım bir kağıt. Markasını şu şekilde hatırlamıyorum arkadaşlar. Alışveriş yaptığım bir sanatsal malzeme ve kağıt satan bir yerden çokça örnek kağıtlar almıştım. Hepsini tek tek not almadığım için bu kağıdın markasını şu an hatırlamıyorum. Çok da bilindik bir marka değildi. O yüzden aklımda da kalmadı. Bunu deneyeceğim. Yani dolayısıyla nasıl bir sonuç alacağımı ben de tam olarak bilemiyorum. Eğer kağıdı beğenirsem, devamını almak istersem markasını öğrenirim. Sizinle de paylaşırım. İyi sonuç alırsak yutucu bir kağıt. İlk izlenimim. Boyayı hızlı emiyor. Dolayısıyla zemini çok sulandırarak ve biraz da hızlı çalışmak gerekecek sanırım. Şimdi şuraya palyaçomuzun şapkasını çalışalım. Tabii resimdeki en önemli unsurlardan birisi de biliyorsunuz ışık gölge. Bunu zaman zaman vurguluyoruz derslerimizde ve videolarımızda. Ben ışığın sol taraftan geldiğini farz ederek çiziyorum. Dolayısıyla sol taraflar biraz daha aydınlık, sağ taraflar biraz daha gölgeli olacak. En azından şu an için o şekilde planlıyorum. Şuraya biraz kobalt mavisi yapalım. Şapkanın sol tarafını da daha aydınlık olacağı için gökyüzü mavisi yaptım. Tabii kağıdımızı zemine kağıt bantlarla sabitledim. Bunu eğer uygunsa masa üstüne de bantlayabilirsiniz. Değilse bir altlık kullanarak altlığa da bantlayabilirsiniz. Böylece kağıdınız su gördüğünde çok fazla deforme olmaz, çok fazla buruşmaz. Daha rahat çalışma imkanı elde edersiniz. Bu kağıt çok dokulu bir kağıt. Sulu boya kağıtlarının dokuları değişebiliyor. Yani düz kağıtlar da var, az dokulu, çok dokulu kağıtlar da var. Markalara göre de bu dokuların desenleri farklılık gösteriyor. Şimdi resmimizin şu sol tarafının gölgede kaldığını düşünürsek burayı biraz daha koyu çizmemiz gerekiyor. Palyaçolar tabii çoğumuzun hayatında özellikle çocukluğunda iz etmiş figürlerdendir. Eğer sirke gittiyseniz bir sirke gitme imkanınız olduysa çocukken mutlaka orada en çok hoşumuza giden şeylerden birisi de palyaçolar olmuştur.
Palyaçolar sürekli gülen, eğlenen, güldüren figürler gibi görünseler de aslında bana hep hüznü de çağrıştırmıştır. Sanki bu gülüşlerin arkasında aslında onların kendi iç dünyalarında yaşadıkları hüzünleri, üzüntüleri olmasına rağmen çocukları, insanları güldürebilmek için neşeli görünmeye çalıştıklarını düşünmüşümdür hep. Bunun da çok ciddi bir fedakarlık olduğunu düşünmüşümdür. Her figürün hepimizin hayatında farklı anlamları, farklı çağrışımları, farklı karşılıkları olabilir. İlle böyle olduğu ya da olacağı anlamına gelmez ama hepimiz yaşantılarımızla, deneyimlerimizle, kendi yaşadıklarımız ölçüsünde objelere, olaylara, figürlere anlam vermeye çalışırız. Bu aslında ressamlar için, sanatçılar için önemli bir konudur arkadaşlar. Ele aldığınız konunun bir hikayesi olması, yani hikayesi olmasa bile sizin hayalinizde, gerçekte böyle olmasa bile sizin hayalinizde en azından bunun bir karşılığının, bir hikayesinin olması yaptığınız resme daha çok anlam ve zenginlik katacaktır. Evet, ışığın bu taraftan geldiğini söylemiştik. Dolayısıyla palyaçonun burnunda bu bölümü daha ışık alan, daha aydınlık bir şekilde boyadım. Şu dip tarafını da, arka tarafını da biraz daha koyu renk boyayacağız. Evet, şimdi şu kırmızı ya çok az yeşillik katıp koyu bir kırmızı elde ediyorum. Bu renklerin koyulaştırılmasıyla da ilgili, renk tonlarıyla da ilgili yine renk bilgisi videolarımızda arkadaşlar bir iki ipucu vermiştim. Yani birçok yerde bulamayacağınız sulu boya biliyorsunuz şeffaf bir boya. Dolayısıyla çok fazla üst üste bütün renkleri kullanırsanız örtücü olmadığı için altındaki rengi de göstereceği için hem istediğiniz sonucu elde edemezsiniz hem de bütün renkler birbirine girip çamurlaşmaya başlar ve belki yağlı boyada ya da örtücü boyalarda siyah kullanılabilir ama özellikle sulu boyada ben hiçbir boyada tavsiye etmiyorum. Özellikle sulu boyada bir rengi koyulaştırmak için siyah kullanmak en büyük yanılgıdır. Böyle yaparsanız resminiz netliğini, parlaklığını, canlılığını kaybedecektir arkadaşlar. Bir başka deyişle çamurlaşacaktır. Şimdi dudağının şu kısımlarını biraz sarıyla başlayıp, çünkü sol taraf ışık aldığı için şuradan biraz kırmızı, biraz da majenta rengi alıyorum. Şu tarafı da biraz daha koyu çiziyoruz. Daha doğrusu boyuyoruz. Evet arkadaşlar, başta da söylediğim gibi bu resimde daha çok sıcak renkleri, yani sarının tonları, turuncu, kırmızı ve bunların tonları olan renkleri tercih ediyorum. Tabii siz gönlünüzce, dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Bu konularda çok kural koymayı ben pek sevmem. Resimle
bir takım teknik konulara, kurallara uymak şartıyla dilediği gibi herkes yapabilir, çalışabilir. Tabii hani özgürce çalışacağız diye hatalar da yapmamak lazım. Yani mesela işte perspektif, kompozisyon, ışık, gölge bunlara dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi palyaçomuz şekillenmeye başladı. Palyaçomuzun saçını da şu şekilde yapmış olduk. Sizin de bu tarz resimler çalışmanızı öneririm arkadaşlar. Yani mesela işte palyaço, kır çiçekleri, doğa resimleri, bunlar çok standart formları olmadığı için ya da renk kullanımı anlamında size çok daha fazla rahatlık sağladığı için bunlar sizin gelişmenizi sağlar. Yani şöyle bir portre çalışsanız insan yüzüne genellikle bir portrede kullanılan renk skalası bellidir. Kullanılabilecek renkler bellidir. Ama bir palyaço çalışırken istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Resim tabi bilgidir, yetenektir ama bir açıdan da deneyimdir arkadaşlar. Bilmezseniz olmaz. Mutlaka bileceğiz ama asıl deneme yanılma yoluyla bu bilgileri pekiştirebilirsiniz. Mesela şu anda da ben bir deneme yapıyorum aslında. Hiç bilmediğim bir kağıdı kullanıyorum. Dolayısıyla mesela şu an bazı bölümler çok hoşuma gitmese de sonuçta bir yeni bir deneyim kazanmış oluyorum. Bundan sonra bu tarz bir kağıtla karşılaşırsam nasıl çalışmam gerektiğini en azından şu an öğrenmiş oldum. Dolayısıyla resimde bol bol uygulama yapmanız, bol bol resim yapmanız, bol bol çalışmanız çok önemli. Çok yetenekli olup da hiç resim yapmayan birisi mi, yoksa fazla yeteneği olmayıp sürekli çalışan, sürekli resim denemeleri yapan birisi mi daha güzel resim yapar derseniz, ben sürekli çalışan kişilerin daha başarılı olduğunu, olacağını düşünüyorum. Bu aslında maça çıkmak gibi bir şeydir resim yapmak. Ne kadar çok antrenman yaparsanız, ne kadar antrenmanlı olursanız maçta da hem o kadar rahat olursunuz hem de başarılı olursunuz rakiplerinize göre. Resmi ben böyle görüyorum. Mesela her gün ben mutlaka resim yapmaya çalışırım. Resim yapamasam bile eskiz yaparım. Antrenmanlı olmak önemli yani.
Resimde sabır önemlidir arkadaşlar. Bazen görüyorum. Bazı arkadaşlarımız çok hızlı çalışıp bir an evvel resmi bitirmeyi istiyorlar. Ben de hızlı çalışmayı severim ama bir yandan da asıl önemli olan yaptığımız işin güzel olmasıdır. Dolayısıyla eğer zaman ayırmamız gerekiyorsa bu zamanı da ayırmamız lazım. Çok acele ederek resmimizi bozmamak lazım. Gözleri yapınca palyaçomuz iyice ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş resmimiz şekilleniyor. Gördüğünüz gibi. Şu bölümlerde biraz daha belirgin gölgeler olacaktır arkadaşlar. Şurası şöyle kulağın içini de belirginleştirelim. Şurada da kulağı kısmen görünebilir. Arkadaşlar resim yaparken cesaretli olun. En fazla yanlış bir işlem yaparsanız o anki resminiz düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi olmayabilir ama bir sonraki resminiz emin olun ki çok daha güzel olacaktır. Resimde gelişmek için çok deneme yapmamız lazım. Biraz da cesaretli olmamız lazım. Bazı şeyleri denemekten kaçınırsanız o hep eksik kalır. Ama bir şeyi denerseniz bozuluyorsa bile bir dahakine bozmamayı öğrenmiş olursunuz. Şurada bir gölge olması lazım. Onu oluşturmaya çalışıyorum. Ama kağıdın boyayı ve suyu emme oranını şu an tam bilmediğim için biraz fazla olabiliyor ama onu da daha sonra düzeltme imkanımız var. Arkadaşlar herhangi bir nesne, herhangi bir obje beyaz renkliyse bile örneğin kar düşünün. Yağdığında her taraf bembeyaz olur ama onu her yerini, her noktasını beyaz olarak algılamayız. İşte ışık gölgeye göre, ışığın yansımasına göre bazı bölümleri gölgeli ya da farklı renkte görünebilir. Bunlar da resmimizi aslında güzel kılan, zenginleştiren detaylardır. İyi resim yapabilmek için iyi gözlem yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş resmimizin sonuna yaklaşıyoruz. Kıyafet bölümü kaldı. Şurada da ten rengi olması lazımdı. Şimdi yapalım.
Elbisesini de biraz daha canlı yapalım arkadaşlar. Limon sarısı kullanabiliriz ceketinde. Şuradan şöyle. Aslında ben bu çalışmaya başlarken daha farklı olacağını düşünüyordum. Önceki kullandığım kağıtlardan kullansaydım biraz daha farklı gelişirdi. Şimdi kağıt da beni biraz şekillendirdi çalışmayı. Çünkü kağıtların emiciliği, su tutma oranı, boyayı gösterme oranı derecesi değişebiliyor arkadaşlar. Yani o nedenle mesela boya kuruduktan sonra farklı görünebiliyor. Şu papyonu da aynı renk desenler verebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu kolay yoldan yapmak için şöyle bakın, kesik fırçayla bu desenleri kolayca verebiliyoruz. Yoksa bunu eğer yuvarlak uçlu fırçayla da yapabiliriz şu kare desenleri. Ama bakın ne kadar hızlı yapıyorum. Fırçayı sadece dokundurup biraz çekerek yapıyorum. Eğer bunu ince uçlu fırçayla, daha doğrusu yuvarlak fırçayla yapmak istersem biraz daha şu şekilde yine aynısını yapabilirim ama biraz daha zaman alabilir. Dolayısıyla bazen fırça şekliyle, bazen fırça tutuş şekillerinizle böyle resminizde pratik çözümler de üretebilirsiniz. Evet, palyaçomuz yavaş yavaş çığlık atmaya başladı. Ben ağırlıklı olarak portre çalışması da yapıyorum. Bu yaptığım portreleri de Instagram sayfamda yayınlıyorum arkadaşlar. Yaptığım portre çalışmalarında genellikle çok ilgi görüyor ve portrelerin farklı olduğunu söylüyor çoğu izleyicimiz. Bu farkı tanımlayamadıklarını da söylüyorlar. Aslında benim çalışmalarımda şöyle bir fark belki olabilir. Ben portre çalışmalarda, tabii bütün çalışmalarımda öyle de portrelerde de duyuya çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani mesela öyle bir portre çalışırsınız, yaptığınız portre karşıdaki kişiye birebir benzeyebilir. Hatta işte hayranlık derecesinde benzetilebilir ama o zaman biraz da fotoğraf gibi oluyor. Yani vesikalık fotoğraf gibi oluyor. Benzetmek önemli de ben benzetmekten çok ona sizin ya da ressamın ne kattığına bakıyorum. Yani o resme verdiğimiz duygu, fotoğraftan da ayıran belki bir özelliktir bu. Buna önem veriyorum. Yani burada mesela palyaço eğer mutluysa, neşeliyse ya da çığlık atıyorsa, bağırıyorsa ya da bir çocuğu gördüğü anki bir mimikse bu resimdeki, bunları aktarabilmek, karşı tarafa aktarabilmek önemli. Belki yaptığınız portre çok güzel olmayabilir ama çok etkileyici olabilir. Bu duygu aktarımını sağlayabilirseniz. Resim zaten bir paylaşımdır arkadaşlar. Sanatçı ile izleyicinin arasındaki bir iletişimdir. Dolayısıyla bu paylaşım duygu paylaşımıdır. Bir güzelliğin
aktarılmasıdır, bir duygunun paylaşılmasıdır. Sanatçıdaki duygunun izleyenlere aktarılmaya çalışmasıdır resim. O yüzden yaptığım çalışmalarda duyguya, yoruma elimden geldiğince önem vermeye çalışıyorum. Tabii bunda çok başarılıyım, çok iyiyim falan demiyorum da bunu yapmaya çalışıyorum. Bunun olup olmadığını da tabii ki sizler ya da izleyiciler daha çok karar verir. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Dikkat ederseniz boyadığım bir yer kururken kurumuş olan diğer bir yerde çalışmayı sürdürüyorum. Böylece zamandan kazanmış oluyorum. Şöyle gömleğini biraz maviyle belirleyelim. Tabi sulu boyalarda kontür çok yapmayabilirsiniz. Ben leke ağırlıklı çalışmaları çok severim ama bazı yerlerde de böyle çizgiyle belirtmek gerekiyor. Hatta bazen güzel de oluyor. Evet, şimdi papyonumuzu biraz boyayalım. Burada böyle bir desen yapmak istediğim için biraz zaman aldı ama bir hareket kazandırmak istedim köşeli motiflerle. Bunları yuvarlak hatlı da yapabilirdik ama resmin genelinde yuvarlak hatlar mevcut. Burada da köşeli bir form kullanarak ayrı bir işte zenginlik, ayrı bir hareket kazandırmak istedim. Tabii siz de bunları dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an benim bu yaptığım resim daha çok sizlerle sohbet etmek ve yeni bir kağıdı denemek amacıyla yaptığım bir çalışma oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi kurursa buraya, kuruyunca daha doğrusu buraya bir iki işlem daha yapmayı düşünüyorum. Şimdi ceketi limon sarısı boyamıştık. Biraz daha koyu renk bir sarı alarak şu bölümlere gölge yapıyorum. Şurası ceketin yakası olsun. Yine şu papyonun şu altında kalan, bu tarafında kalan kısmında da küçük bir gölge oluşacaktır. Altında yine gölge olur. Biraz daha şöyle kahverengi ilave ederek şuradaki gölgeleri güçlendirebiliriz. Evet. Gömleğin de şu bölümlerinde arkadaşlar kısmen gölgeler oluşacaktır. Beyaz da olsa buralar. Arkadaşlar gölgeler, size bir ipucu daha vereyim. Resimdeki gölgeler mavidir. Daha doğrusu gölgeler genelde mavidir. Gölge yapmak istediğiniz zaman mavi, lacivert, gölgenin derecesine göre, günün saatine göre gölgeler değil. Mesela akşama yakın olursa daha koyu bir gölge. Zaten gece çizerseniz, gece sınırlı bir ışık da varsa çok daha koyu bir gölge olur.
Öğle saatlerinde gölgeler, işte güneş vuruyorsa biraz daha açık bir renk olur. Ama bütün bunlar işte açık mavi, lacivert, koyu mavi, mor. Bu renklerle sağlarız gölge etkisini resimlerde. Mesela ben şimdi şuraya biraz mor yapacağım arkadaşlar. Yani şu gömleğin gölgesini, yakanın gölgesini mavi yaptık ama şu en dip bölümlerde daha koyu, işte laciverte yakın, mora yakın bir renkle, bakın şu şekilde. Şimdi burayı ben siyah yapmaya kalksaydım resmin daha farklı görünecekti. Tabii şu dağılımı şu an kağıdın acemisi olduğumuz için çok fazla dağılımı şey yapamadım, yönetemedim ama gene de gölge etkisini verdi. Yani ne kadar dağılacağını ilk kullandığınız bir kağıtta fark edemeyebilirsiniz. Bu gayet normaldir. Az üstünde zaten deneme yapıyoruz. Bu resim için arka planı boyayacaksak neyi tercih etmemiz lazım? Şimdi genelde ön planda sıcak renkleri ve açık tonları kullandık. Dolayısıyla ben arka planı da eğer sıcak renklerden yaparsam bu sefer resmimiz bu arka plan içinde kaybolur, boğulur. Yanlış bir uygulama yapmış olurum. Arka planı soğuk renk uygularsam ve hatta koyu, soğuk ve koyu uygularsam bu sefer resmimiz daha da ön plana çıkacaktır. Yalnız burada tabii ki arka planı beyaz da bırakabiliriz. Resim zaten yeterince kağıdı dolduruyor. Dolayısıyla kağıdın her tarafını boyayarak iyice boğucu bir hale getirmeye de gerek yok. Arka planın boş olması da bazen resmimize canlılık katabilir, ön plana çıkarabilir. Ben bu resmin böyle yeterince tamam olduğunu düşünüyorum. Beyaz bırakmayı istediğiniz halde bilerek ya da bilmeyerek bir yeri boyadıysanız şu tarz böyle elimdeki gibi örtücü beyaz kalemlerle rötuş da yapabilirsiniz. Mesela bu gözündeki parlaklıklar boya kağıtta dağıldığı için kaybolmuştu. Bunu böyle yaptım. İsterseniz mesela şuralara ışık vermesi açısından beyaz rötuşlar yapabilirim. Bir de mesela şurada bir beyazlık bırakmak istemiştim. Bu da gene birleşti. Bunu da şöyle beyaz kalemle düzeltebilirim. Bakın şurayı şöyle beyaz yaparsak eğer gölgemizde bir derinlik kazanmış olur. Yani böyle beyaz olmasını istediğiniz ya da yanlışlıkla boyadığınız yerler varsa
Rötuş yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Şurası dilin biraz daha ışık gören ve parlak bölümüdür. Şuradaki dişleri şöyle yapabilirim. Yine dudağına biraz parıltı verebiliriz. Saçları biraz daha zemini beyaz bırakacağıma göre saçları biraz daha abartabiliriz. Evet arkadaşlar, bu resmimizin de sonuna geldik. İmzamızı atarak resmimizi tamamlayabiliriz. Yeni bir resmimizde görüşmek üzere. Hepinize rengarenk günler diliyorum. Hoşça kalın.